أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler, aydınlık, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli yarınlar inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ca'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Sadakallahul azim. Müminun suresi 99 ve 100. ayetler. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel kabra evvelu menazilel ahireti fe in neca minhu fema ba'dahu eyseru minhu fe in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu minhu kâl ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ ra'eytü menzaran kattu illel kabru efza'u min. Tirmizi hadisi sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sevgili dostlar, insan sonsuzluğun yolcusudur. Bazılarının sandığı gibi ölümle hayat bitmez. Sadece hayatın şekli değişir. Dünya hayatından tamamen farklı olan kabir hayatı başlar. Herkesin ister istemez gireceği kabre 3 kapı açılır. Birincisi, dar ağacına açılan bir kapıdır. İnançsız insanlar ölümü yokluk olarak gördükleri için Allah onlara dar ağacında asılırcasına azap çektirir. Amin. İkincisi, tek kişilik hücreye açılan bir kapıdır. Allah'a ve ahirete inandığı halde inandığı gibi yaşamayanlar için kabir tek kişilik bir hücredir. Üçüncüsü ise, yani üçüncü kapı ise kabir cennet bahçesine açılan bir kapıdır. Allah'a ve ahirete inanan ve inandığı gibi yaşayanlar kabirde bir çeşit cennet hayatı yaşarlar ve kabir hayatı kıyamete kadar devam eder. Sevgili dostlar, kabirin bu özelliğine başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere 124 bin peygamber, her biri insanlığın yıldızları olmuş Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Gazali gibi 124 milyon evliya söylüyorlar. Ev yapmada mühendis, hastalık konusunda nasıl doktor söz sahibi ise bu sahanın ihtisas ehli de onlardır. Onlar böyle diyor.
bizim bilemediğimiz, göremediğimiz çok şeyleri dahi bilen ve gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kabir ahiret konaklarının ilkidir. Bir kimse eğer ondan kendini kurtarırsa, sonraki konaklardan kurtulması da kolaylaşır. Eğer orada azaptan kurtulamazsa, yani kabirde azaptan kurtulamazsa, daha sonrası da çetinleşir buyurmuş ve kabrin dehşetini şöyle ifade buyurmuşlardır. Hiçbir zaman kabirden daha dehşetli bir manzara görmedim. Sevgili dostlar, inançsızlar, münafıklar ve günahı çok olanlar için gerçekten kabir korkunçtur. Hadiste belirtildiğine göre, kafir veya münafık kabre konulduğunda ruhu bedenine iade edilir, iki melek gelip onu sorguya çekerler. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen neresi? Gibi sorular sorarlar. Her birine bilmiyorum cevabını verir kafir ve münafık. Bunun üzerine ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlanır. Cehennem elbiseleri giydirilir ve cehenneme bakan bir kapı açılır. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelmeye başlar. Kabri öylesine daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Sonra kör ve dilsiz bir zebani gönderilip demir bir tokmakla dövmeye başlarlar. Dağı taşı toz edecek bu tokmak onu toprak haline getirir. Ruhu yeniden iade edilerek azabı tekrarlanır. Mümin, imanının gücü ve amelinin fazlalığı ölçüsünde bu soruları, yapılacak sorular var ya, bu soruları kolayca cevaplandırır. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Sırat nedir? Mizan nedir? Terazi nedir? Cennet, cehennem, bunlar hakkında sorulur ve bunları kolayca mümin cevaplandırır. Onu da mükafat olarak kabir cennete layık bir hale getirilir. Yani bu cevapları güzelce cevaplandıran mümin için kabir cennete layık güzellikte süslenir. Cennet elbiseleri giydirilir ve mezarından cennete bakan bir kapı açılır. Cennet rahatlığı ve güzelliği bahşedilir ve kabri gözünün gördüğü yere kadar genişler. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim, bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz anlatıyor. O alemleri görüp de anlatıyor. Kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu bize bildiriyor. Kim kabrinin zararlı haşeratla, yılanlarla, çıyanlarla dolu bir azap yuvası olmasını ister? Gurbet eli, yalnızlık yeri, toprak evi ve kurtlar yuvası olan kabrin, senin gelişine hiç de hoşlanmadım. Sen üzerimde yürüyenler arasında en nefret ettiğim birisisin. Madem ki senin işini üzerime aldım, sen de bana geldin, ne yapacağımı göreceksin deyip kemikleri ezilinceye kadar sıkması, 70 kadar yılanla kıyamete kadar azap çektirmesini kim ister? Kabrin, hoş geldin, safalar getirdin, sen üstümde dolaşan insanlar arasında en hoşlandığım insanlardan birisisin deyip o haşerat yuvasını cennet bahçesine döndürmesini kim istemez? Bunun yolunu ise bu sahanın mütehassısları olan 100 bini aşkın peygamber
ve 100 milyonu aşkın evliya gösteriyorlar. Diyorlar ki, kabrinizin bu dünyadan daha güzel bir cennet bahçesine açılan bir kapı olmasını istiyorsanız, iman edip Allah'ın gösterdiği yoldan gidiniz. Helal dairesinde yaşayınız, harama girmeyiniz. Farzları yapan, haramlardan kaçınan kurtulur. Ne mutlu bu gerçekler çerçevesinde hareket edip kabrini cennet bahçesi haline dönüştürenlere. Yüce Mevla bizleri de bu gerçekler çerçevesinde yaşayan, hareket eden ve kabrini cennet bahçesine çeviren zümreye dahil eylesin. Sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Razı olduğu kullarının arasında cennetini, cemalini cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi. Sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Salli ve sellim ala eşrefi nuri cemii'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Huzurlu günler, aydınlık yarınlar inşallah. Aleykümselam Kenan Bülbül kardeşim, Emre Ayvaz kardeşim. Aleykümselam, hayırlı sabahlar inşallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.